Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kenar örneği paylaşacağım. Ben peçetime yapıyorum ama bütün her şeye yakışacak bir örnek. Beraberce yapalım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldiler. Bir kanalıma göz gezdirirlerse kendilerine göre güzelce bir örnek bulacaklarından eminim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir önce düğümle başlayacağım. İpleri istediğiniz ipi seçin arkadaşlar. Kenarınızdan hangi ip uyuyorsa ona seçin. Ben şimdi şöyle düğümümü yaptım. Tam şu köşeme şöyle battım. Bu köşeyi arkadaşlar daha önce deliyorum çünkü batmıyor. İnce tığıyla veya iğneyle delin. Çünkü gerçekten batmakta zorluk çekiyor insan bu köşelere. Şöyle burayı kapattım arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim. Tam şu köşe dibe iki birleşme yerine şöyle battım. Bir, iki zincir. Şöyle araları arkadaşlar ayarlayın. Yani göz kararı da olur. Daha önceden de ayarlayabilirsiniz. Ayarlamaları böyle delikli işaretli olduğu zaman kolay oluyor ama düz bir şey olduğu zaman biraz zorlanabilirsiniz. Tek sırada bitiyor zaten. Çok yapması da kolay, zevkli. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane battım. 4 tane battım buradan sonra. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Şöyle döndürdüm arkayı. En sondaki şu sık iğnemin tepesine bir sık iğneyle battım. Bir, iki zincir çektim. Şimdi şu köşeme batıyorum arkadaşlar. Şöyle buraya da battım ve şöyle döndürdüm. Şu şekilde. Başını doluyorum. Burayı dolduracağım şimdi. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 tane doldurduk şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle döndürdüm örneğimi. Hemen dibine ilk trabzanımı arkadaşlar sık iğneyle battım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndürdüm. Yuva oluşturdum orada. 1, 2 3 2 zincir yuvanın içine sık iğneyle indim. 1 2 zincir trabzanla yukarıya çıktım. 2 ve 3 1 2 zincir aşağı indim. 1 2 zincir böylece çiçeğimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. 2 3 Şimdi 1 2 zincir çektim ve şu battığım trabzanın arkadaşlar dipteki şu önceden battığım trabzanın içine battığım trabzanla sabitledim. Şöyle çiçeğim oluştu. Şimdi şöyle burayı dolduracağız. 1 Yine 9 tane dolduracağız. 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Şu şekilde. Şurası bozuk olmuş arkadaşlar. Orayı sökeyim. Orası neden öyle oldu anlamadım ben. Daha önce görseydim keşke. Bir tane yaptım. Hızlıca yapayım. 2, 3, 9. 9 tane doldurduktan sonra arkadaşlar başını doluyorum. Şu araya batacağım. Battım ve trabzanımı yaptım. Şöyle zaten dağıldığında olacak. Daha sonra şöyle tutarak yakın en uygun mesafeye batarak şöyle sabitledim. Şöyle arkadaşlar şeyimiz şu şekilde oldu. Bu biraz şöyle toparlatmak gerekiyor yaptıktan sonra. Ondan sonra şimdi sonradan sonra şöyle battıktan sonra bir iki zincir arkadaşlar şöyle yine bu tarafa devam ediyorum. Bir iki zincir bu battıktan sonra iki sefer daha batıyorum. Şöyle şu battığımdan hariç iki tane daha battım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincirimi çektim. Döndüm. Tam şu battığım yere arkadaşlar bunun tam dibine batıyorum. Tam bunun dibine batıyorum. Sık iğneyle bağladım. Bir, iki zincir çektim. Ve ondan sonra onun yanına döndürdüm örneğimi. Şöyle döndürdüm arkadaşlar. Şimdi şunun içini dolduracağım. Bir, yine 9 tane arkadaşlar. Aynı bunda yaptığımız gibi, şunu da yaptığımız gibi çiçek yapacağız. Şu çiçekten. 1, 2, 3, 4, 5. Döndürdük ilme örneğimizi. Şimdi buraya batacağız. 5 tane zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. Şu dibindeki trabzana bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüyorum şöyle. Şuradaki yuvamın içini dolduracağım. Şu çiçekten yapacağım. Şu yaptığım çiçekten. Şimdi 1 şuradaki ikinci trabzanıma gelince tam ortadaki trabzan oluyor. Üçüncü oluyor yani. Şimdi şöyle bıraktım onu. Şuradaki çiçeğimin 3 tane trabzan var. Bu çiçeğimin tam ortasındakine şuna arkadaşlar şuna şöyle battım. İpimi çektim. Şöyle. Başını doluyorum ve burayı doldurmaya devam ediyorum. 1, 2, 2 zincir çektim. Aşağıya içtim. İndim. Çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. 3 tane trabzan. 2 zincir aşağı iniyoruz. 1 2 zincir. 2 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra şu en sondaki şu trabzanımın içine şuradaki ilk baştaki
Onun içine batıyorum arkadaşlar. İlk battığım yere. Battıktan sonra burayı doldurmaya devam ediyorum. İpimi açayım. Şimdi devam ediyorum burayı doldurmaya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Başımı doladım. Şuraya battım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğimiz oluştu. Şimdi tekrar bir tane daha yapacağım. Buraya battıktan sonra şuraya batıyoruz arkadaşlar. Hemen yakınına battım. Bir, iki zincir. Tekrar bir şey daha yapıyoruz. Taban. Bir, iki. Şöyle iki tane yuva oluştuktan sonra buradan itibaren iki tane yuva oluştuktan sonra bir, iki, üç, dört, beş, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim, döndüm. Döndükten sonra arkadaşlar tam şuraya batıyoruz. İki zincir yanına döndüm. Şimdi bunun içini dolduracağız. Şu şekilde. Hiç zincir çekmeden doldurmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 zincir çektim, döndüm. Hemen yanındaki ilk trabzan içine şöyle sık iğneyle battım. 1 2 3 zincirden döndüm arkadaşlar. Şimdi şu yuvanın içini dolduracağım. 1 2. İkinci trabzanımı yaptıktan sonra ipimi çektim. Şimdi şuradan da ortadaki trabzanı batıyorum şöyle ve buradan çekiyorum. Başını dolayıp zincir çekmedim. Buradan devam ediyorum. Biraz ipimi şey tutayım. 3 trabzan oldu. Şurası. Sonra zincirinden aşağı indim. 3 zincir. 2 zincir çiçeğimi yapmaya devam ediyorum. 2 3 1 2 2 3 trabzan olduktan sonra bir iki zincir çekiyorum. Hemen şu dipteki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Buraya doldurmaya devam ediyorum. Şurayı. Sekiz, dokuz. Ondan sonra da şuraya batıyorum arkadaşlar araya.
trabzan yapıyorum. Şu şekilde buraya bağlıyorum. Bir, iki. Aralarda iki zincir çekerek ara veriyorum. Ondan sonra örneğimizi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Bu biraz kalın bir ip arkadaşlar. Her türlü ipten olur. İnce ipten yaparsanız daha ince narin durur. Biraz daha kalın ip olursa böyle birazcık daha büyük durur örneğiniz. Bunu havlu kenarına arkadaşlar ben öneriyorum size. Çünkü şu köşeden başlayıp bu köşeye kadar gelecek şu şekilde. Yeleğinizin altına olur. Bluzlarınızın altına olur. Ondan sonra her şeyin altına olur. Havlu kenarı olur bundan. Ama şu dönme şeyi olmadığı için bunu ben size havlu kenarı olarak yapmanızı tavsiye ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.